Yani tabii ki 8 artı 3'ü sadece ben değil, bununla ilgili daha iyi konuşan çok fazla kimse görmedim. Yani hem kulüp başkanları, yöneticileri, teknik adamlar. Yani böyle bir kural çıkartıldı. Yani yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz. Çok açık, çok net bir şekilde herkes de dile getiriyor. Yani seyirci bundan mutsuz, medya mutsuz, hocalar mutsuz. Yani kimin mutlu olduğunu merak ediyorum açıkçası. Yani bu kuralı çıkartıp kimin mutlu olduğunu ve ne fayda sağlayacağını Türk futboluna çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü bu kural gelmeden önce milli takımımız daha başarılıydı. Oyuncularımız daha çok Avrupa'ya gidiyordu. Yani her şeyin iyi olduğu bir ortamda biz farklı bir kural çıkarttık. Ama yani ana sorunun başka olduğunu hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Yani biz altyapılarımızla ilgili olan sorunumuzu, yani işte sokaktaki 5 yaşında 6 yaşındaki çocuğa sorsan size anlatır Türk futbolunun sorununu. Ama bunu sadece yani Türk oyuncu oynatma oynatmama üzerinden değerlendirdiğim için burada bir yanlış var. İnşallah bu ilerleyen zamanda çözülür. Yani daha doğru adımlar atarız Türk futbolu için. Bu çok önemli. Futbol Federasyonu'nda bununla ilgili çalışma yaptığını, yapacağını da biliyoruz, düşünüyoruz. Ama elimizde mevcut olan bir kural var. Bu kuralı sezon başında biliyorduk. Bundan sonraki dönemde de buna adapte olmaya çalışacağız. Türk futbolcu transfer etme seçeneği biraz kısıtlı. Yani biliyorsunuz yani oyuncu yetiştirmede sıkıntımız var. Kendi akademimizden yetiştireceğimiz, oynatmaya çalıştığımız, ileride bize fayda verecek oyuncular var. Bunların üzerinde duruyoruz tabii ki, hem hazırlık maçları hem kupa maçları, ilerleyen zamanda inşallah lig maçları. Yani kendi akademimizden de oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor. Savunma oyuncusu anlamında yani Türk oyuncu bulmak biraz zor. Bulduğunuzda da çok yüksek fiyatlar isteniyor. Özellikle yurt dışında oynayan oyuncularla ilgili sezon başı bununla ilgili yani birçok girişimimiz oldu. Tabii ki en küçük şekilde yani 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon eurolar Türk oyuncular için isteniyor. Bu da bir zorluk yaratıyor. Yani biz tabii ki bu anlamda devre arasında ihtiyaca göre çalışmalar yapacağız ama içeriden de bunu çözmeye çalışacağız. İçeride de özellikle Türk oyuncu rotasyonunu bundan sonra biraz daha arttırmaya çalışacağız. Şimdi şu an lig beklediğimiz gibi geçiyor aslında. Yani bu sene için sert, birbirine yakın, herkesin bu mücadelenin içerisinde olduğu, yani sadece dört büyük takımın değil, burada yine bu sene baktığımızda Başakşehir ligin lideri, Adana Demirspor, Konya Spor, yani ikinci, üçüncü olan takımlar. Dört büyükler içerisinde en üstte olan takım biziz. Ama herkesin puanı birbirine çok yakın. Ve bu şekilde özellikle Kasım ayının ortasına kadar, araya kadar gideceğini düşünüyorum. Zor bir lig olacak, bunu biliyorduk. Yani birbirine yakın takımların çekişmeli olan, ligin geneli bütün takımlar birbirini zorluyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani kalite olarak iyi oyunlar ortaya çıkıyor ama tabii ki yani ana sorun, yani biz de bunu son maçta yaşadık aslında. Yani Türk futbolundaki en büyük sorun, bunda hem futbolcuların, özellikle maçı yöneten hakemlerin büyük bir hatası olduğunu, hatalı tarafın, yani hem futbolcular, bunu saha içerisinde vakit geçirmeye çalışan futbolcular, buna izin veren hakemler olduğu sürece de Türk futbolundaki kalitenin de daha aşağıya çekileceğine inanıyorum. Çünkü bazen maçlar oynanamıyor. Yani biz de bunu son maçta, rakip 10 kişi kaldıktan sonra işte 4 tane 5 tane arka arkaya sakatlık oldu. Yani bir anda maçın nasıl geçtiğini, nasıl bittiğini anlamıyorsunuz. O yüzden genel olarak hakemlerin de, yani özellikle burada futbolcular, teknik adamların da burada payı var ama Türk futbolunun hızlanmaya ihtiyacı var. Maçların hızlanmaya ihtiyacı var. Maçlar hızlanırsa kalite de artacak ve seyircinin izleme zevki de çok yüksek bir dereceye çıkacak. Yani bu hızın, yani biz hızlı oynamaya çalışan bir takımız, bu hızın daha çok artması gerekiyor. Yani ne kadar çekişmeli bir lig olsa da, kaliteli, dediğim gibi kaliteli takımların olduğu bir lig olsa da bunu aşağıya çekmeye çalışan takımlar ve oyuncular olduğu sürece ve buna izin veren hakemler olduğu sürece
Türk futbolunun kalitesinden her zaman şikayet edeceğiz. Evet, tabii ki katacağız, katmayı düşünüyoruz. Yani bir işte Emin girdi, Abdülkerim'le bir rekabeti var. Yine Mete hazırlık maçında girdi, yani stoperde böyle bir rekabetimiz var. Yine Kazımcan, Berkan, Barış, yani bizim için Türk alternatifi olarak yine içeride kullanabileceğimiz, farklı mevkilerde de kullanabileceğimiz oyuncular. Onun dışında demin de söyledim, yani altyapıdan gelen oyuncularımız var. Onları belki ilerleyen zamanlarda onları kullanma şansımız olacak, ama bu rotasyonu arttırmamız gerekiyor. Yani bunun için de tabii ki deneyeceğiz, oyuncuları oynatacağız. Türkiye Kupası başlıyor, bu bizim için önemli. 19 Ekim'de benim doğum günümde Türkiye Kupası maçı var, olacak büyük ihtimalle. O zaman da yani daha çok belki maçta da oyuncu deneme, oyuncuları görme, net performanslarını görme şansımız olacak. Ama dediğiniz gibi bu rotasyonu da arttırmamız, değiştirmemiz gerekiyor. Onun yanında da yani Kerem ve Yunus üzerinden de, yani özellikle son maçtan sonra çok fazla eleştiri oldu. Yani biz Kerem'e ve Yunus'a çok güveniyoruz. Çok zor bir, tabii ki onlar da, yani özellikle Kerem üzerinden geçen sene devamlı oynadı, bütün maçlarda oynadı. Milli takıma gitti, az bir tatil yaptı, tekrar başladı bu sezonki maçlarda oynadı. Geçen hafta milli maçta yine oynadı, yoldan geldiler. Yani onlar için de gerçekten kolay bir süreç değil. Onlara destek olacağız. Onların hem mental olarak hem de fiziksel hem de dediğim gibi eksiklerini görme, eksiklerini kapatma anlamında onlara çok fazla destek olacağız. Yani Yunus'a ve Kerem'e çok güveniyoruz. Onlar Galatasaray için önemli oyuncular ve milli takımda da yer alan oyuncularımız. Oyuncularımıza da daha çok destek vereceğiz. Yani tam olarak kendi performansının altında olduğunu biz de görüyoruz, onlar da görüyor. Ama dediğim gibi onlar Galatasaray'ın önemli oyuncuları ve onlara hem taraftarımızın hem bizlerin büyük bir şekilde destek vermesi gerekiyor. Yani Galatasaray'ın Kerem ve Yunus üzerinden, yani sadece kendi içimizde değil dışarıdan da, Galatasaraylı olmayan kişiler tarafından da sosyal medya üzerinden karıştırılmaya çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Ama demin söylediğim gibi, yani biz oyuncularımıza güveniyoruz, bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Hepsinin arkasında olacağız, destek olacağız. Yani taraftarımızdan da özellikle bizim yani form düşüklüğü olan, istediğini veremeyen oyuncular olabilir. Ama oyuncularımıza destek olmak zorundayız, onları kazanmak zorundayız. Çünkü hepsinin bu potansiyeli var, bunu da tekrar ortaya çıkaracaklar. Evet, yani tabii ki Seferovic çok iyi başladı. Hazırlık maçlarında geldikten sonra etkili oldu. Yani burada tek sadece yani Seferovic'in performansı üzerinden değil, yani Seferovic'i ne kadar orada da besleyebildik, ne kadar topu ona getirebildik. Yani bunu da biz kendimiz takım olarak görmemiz gerekiyor. Yani sadece oyuncuların performansını hep olumsuz, onların olumsuz olduğu yönden değil. Yani genel olarak ona uygun bir şekilde oyun oynadık mı, oynamadık mı ve ona getirebildik mi, onun üzerinden de değerlendirmek lazım. Yani Seferovic iyi çalışıyor. Yani dün de kendisiyle de oturduk, konuştuk. İşte onun atacağı gollerin ona daha çok güven vereceğini ve hem takıma katkı sağlayacağını hem ona katkı psikolojik anlamda sağlayacağını konuştuk. Dediğim gibi onun da hem buraya bir adaptasyon süreci var. Gol atamadıkça da onun altında psikolojik olarak bu baskıya girdi. Ama hem Seferovic'i hem burada tabii ki Gomis ve Icardi de, yani 3 tane çok iyi santraforumuz. Burada benim işim de çok zorlaşıyor. Çünkü birbirine de çok benzeyen, oyun olarak, tipleme olarak çok benzeyen oyuncular. Bu oyuncular içerisinden en maksimum verimi almaya çalışacağım. Ama sizin de söylediğiniz gibi, yani hep santrafor performansları yüksek bir Okan Buruk takımı vardı. Bu sene bu dönem için altında kaldı, ama bundan sonraki dönemde bunu yükselteceğimizi düşünüyorum. Çünkü iyi oyuncularımız var. Hem forvette hem forvet bölgesinde bu performansı yukarıya doğru çekeceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizleri görmek güzel. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Başarılar.